fotoğraf alsınlar. Tamam. Zirvede olmamız ve zirve yürüyüşümüz devam ediyor. Ama arkadan gelen takımların da baktığınızda kazanan takımlar var, arkadan gelen takımlar var. Biz her zaman söylediğim bizim başarılı olduğumuz sürece, kazandığımız sürece hedefe ulaşmamızın daha kolay olacağını söylüyorum. Evet, Pendik takımı, onlar da baktığınızda ligin iyi futbol oynayan, baktığınızda yukarıya doğru tırmanmaya çalışan bir takım. Bu saatten sonra rakibin, evet, özellikle bu ligde en alt sıradaki bir takım dahi en üst sıradaki bir takıma karşı bir direnç koyabiliyor. Kazanma adına veya kaybetmem adına bir oyun oynayabiliyor. Biz de kendi sahamızda önemli bir istatistik yakaladık. Bu maçı da kazanmak için çıkacağız. Kazandığımız takdirde tabii ki önemli bir artı, bir avantaj sağlayacağız. Ama rakibimize saygı duyuyoruz. Onlar da önemli bir puan topladı. Onların da yukarıya doğru tırmanışı var. Ben oyuncularıma güveniyorum. Yani bu tip maçlara iyi hazırlanıyoruz zaten ki istikrarlı bir şekilde devam eden bir sürecimiz var. Taraftarımızın da bu maça yoğun ilgi duyacağını ve bizi desteklemek için geleceğini tahmin ediyorum. En azından böyle bir beklentim var. Önemli bir istikrar yakaladık. Onlar da inanmaya başladı. Şehir de inanmaya başladı. Bu güzel bir artı. Tabii hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Sadece avantajlıyız. Bu maça da çıkıp 3 puanla ayrılıp biraz daha avantajımızı arttırmak istiyoruz. Gayet doğal tabii ki şu an bundan önceki rakipler de böyle düşüncedeydi. Doğal futbol 3 neticeli bir oyun. Herkesin tabii ki kendine göre bir planı var. Şu an Samsun Spor'u herkes yenmek için oynayacaktır veyahut da kaybetmemek için oynayacaktır. Saygı duyuyoruz onlara. Biz de güçlü bir takımız. Bugünlere kolay gelmedik. Çok çalıştık. Gerçekten 19 maçlık bir seri yakaladık. Bu bizim için çok değerli ve bununla beraber aslında sahada güçlü bir takım. Bütün istatistiklerde ön planda, hücum anlamında, savunma anlamında bizi bugünlere getirdi. Doğru planlı çalışma, sistem bizi zaten başarıya götürecektir. Rakibimizin tabii ki onlar da buraya en azından burada o seyirci atmosferinde oynamak için tabii ki hazırlanacaklar. Geçtiğimiz haftada yani 3 gün önce de Bolu'da da rakip amacı bize karşı seriyi bozmaktı. Onlarla da oynadık. Bundan sonraki süreçte de tabii bu maçı geçtikten sonra diğer takımlar da bu mantıklı oynayacaklar veya böyle hazırlanacaklar ama bunun bilincindeyiz. Sonuçta güçlü takım zayıf rakip diye bir şey yok. Bizim ne yapacağımız çok daha önemli. Güçlü bir takımız. Sahada gücümüzü ortaya koyduğumuz sürece de durum ortada. Önemli olan tabii ki bunu sezon sonuna kadar götürmek. Şimdi biz tabii ki 60 puandayız. Yani rakipler şu an kazanıyor. Belki onlar da kazanabilirler. Net bir puan söyleyemem belki ama biz kendimizden alacağımız belki 75 puanı bizim için yeteceğini düşünebiliyorum ama tabii futbol bu, ne olacağı bilemeyiz. Onun için biz her maça ne kadar yüksek puan kazanmak için gerekiyorsa onun için çıkacağız. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Geriye kalan bir 6 maçımız var. 4 maçımız içeride. 2 maçımız deplasmanda. Yani kazandığımız takdirde bu ivmemizi, bu istikrarımızı devam ettirdiğimiz takdirde zaten hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. Fark etmez. Şu an biz takım olarak da her türlü her şeye hazırız. Ama şu an ben çok değişeceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum yani ne yaparlar ama biz her şartta bu sene koyduğumuz hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum.